Bak ben seni tanıyorum, senin de yanlış bir şey yapmayacağını düşünüyorum. Belki de aynı şekilde tanıyorum, yanlış bir şey yapmayacağını düşünüyorum. Ama onun dün tepkisi bu konuda eğer benim istediğim gibi olursa... Tepki gösterdi mi? Çok tepki güzel gösterdi yani. Ama nasıl tepki gösterdi? Ya gidip de ne yapacak, sen ne yapıyorsun ve seninle konuşmayacağım etmeyeceğim diye bir şey bekleme bence Dilara'dan ki Dilara ile yakınız. Bence aksine aramız yakın olmasa bile o şekilde tepki vermesi de böyle sen ne yapıyorsun be bilmem ne falan öyle bir tepki böyle bekliyorsa bence bu da Dilara küçük düşürebilecek bir hareket. O olsun, zaten bana tepki verdi. Ekstra yükseltecek bir hareket bence. Bence bak bu konuda kendimi yont demeyeyim yanlış anlama da. Düşünsene birisini öyle tersliyorsun bilmem ne yapıyorsun. Bir samimiyetten aslında ben böyle ya bir dur falan yaptım. Böyle çok tersliyorsa bilmem ne yapsa belki bizim arkadaşımız da zedeyebilir. Hiç samimi olmadığı birine zaten yapmaz ki Dilara öyle bir yapmış. Samimi olduğu biri de arkadaşı sonuçta. İlişki tamam. Yaşadığı bir kadın değil ya. Hani yapması saçma bence. Bilmiyorum hani sen Yeliz'e mesela sarılıyorsun. O mesela şey yapmıyor yani. Hani sen biz Yeliz'e arkadaşla gel sarılıyoruz o kadar. Tamam. Tamam hani Yeliz'e ekstra gidip de şöyle falan yapmıyorum yani. Dokunmuyorum. Ben böyle yapmadım ki ben şöyle senin yaptım. İçin demiyorum genel olarak. Hareketleri, tavırları o şekilde. Onları düzeltme yani bir yerden madem yeni sayfa açacaksın düzelt. Eğer açmayacaksan da arkadaş olarak kalmak iste. Ben yemin ederim. Geliyorsun öpüyorsun falan ne bu? Hani arkadaş olarak kalacaktık biz mesela? Ya işte sana cilve yapıyor kanka bunu çözmen kanka cilve lazım artık yani. Cilve yapıyor. Cilve yapmasının sebebi de bir ilişkiye başlamak için. O zaman seni kazanmak için. Kazanmak istiyorsan o zaman yaptığı hareketlere ne dikkat edeceksin? Ben hani Dilara'nın çelişmiyor anladın mı? Gerçekten yaptıkları? Şu anda değiştiğini ve sana çok ilgi gösterdiğini ve seni kazanmayı çabaladığını görüyorum. Belki sen en yakın arkadaş olarak ne düşünüyorsun? Dilara ile çok yakınsın. Dilara... Ben Dilara'yı ilk defa böyle pozisyonları gördüm. Normalde sen Dilara'yı tersleyeceksin bilmem ne yapacaksın taşları ağzına sokarım yederim diyordun ya. Kafanda parçalardı bence. Bak arkadaşlar ben size net bir şey söyleyeyim. Az önce söylemedim. Deli dehşet, alev vahşet yani Oğuzhan'ı seviyor, Oğuzhan'ı evet. İstiyor. Farkındaysan benim buradaki amacım Rümeysa Oğuzhan olayını kapatmamdaki sebep Dilara'nın bu kadar çabasını görmemden kaynaklı. Çok istiyor, saygısız. Gerçekten çaba gösteriyor, ben de çomak sokuyormuşum gibi görünmesin. Robot. Ben Dilara'ya karşı bir ekstra bir hissim yok. Yani arkadaş olarak kendisini bunu belli seviyorum. Ediyorsun. Tabii tabii arkadaş olarak kanka, seviyorum kendisini. O zaman direkt sen Dilara'nın önünü kes. Yani. Bak çıkacaktım şimdi. Dilara'nın önünü kes o zaman. Arkadaş olarak devam ettiğin sürece o kız umutlanır. Evet. De ki Dilara şey sen kendini bak, bana şöyle, göstersen ben kendisine de ispat etsen zaten. De. Bak dedim sakın dedim şurada konuşuyorduk dün. Sakın dedim umutlanma. Bak arkadaşız konuşuyoruz. Şu an dedim bundan umutlanıp ümitlenip. Bir şeyler kurma kafanda. Ben bunu açık ve net bir şekilde söyledim başka ona. Başka bir ihtimal yok mu yani arkadaşlıktan? İhtimal arkadaşız. Var. Şu anda ihtimali yok. O zaman sen Dilara ile konuş. Sen daha iyi bilirsin. De ki, hani ben bana karşı çaba gösterdiğini görüyorum, inanıyorum ama gel, herhangi gel, bir şekilde gel. Olmaz. Gel. Sen yoluna, ben zaten yoluma bakıyorum de. Ben kaç kere söyledim ama işte hani çaba gösteriyor dedim. O zaman arkadaş olsun. Sen bana gürültü mürültü bir şeyler falan diyorsun. Normal yorum muydu yoksa direkt öyle mi düşünüyorsun? Yapmış olduğum şey tamamen genel bir yorumdu. Öyle mi görüyorsun? Ya bazen gereksizleri yükseldiğini düşünmüyor musun? Ya da bazen boş konuştuğunu düşünmüyor musun? Ben boş bazı konuşmuyorum. Konularda. Ben boş konuşmuyorum. Bazı konularda. Başını sikeri olarak benle konuşuyorsam tamamen ya bildiğim bir şey vardır ya da tamamen objektif olmayız. Yorum yapıyorumdur. Yani boş konuştuğum bir konu üzerinden örnek verebilir misin mesela? Ben de böyle düşünüyorum. Yok çünkü. Bak şu an genel olarak bir cümle kurdum ben sana gürültü yaptığına dair. Tamam. Sen de geçmişe çok fazla gürültü yaptın. Kulağım çınladı. Ben de bir şeyle ne oğlum? Tatlı. İçinden geçmişler. Arkesi sen genel mi? Bir yorum yapıyorsun. Bir şeyler varsa söyle. Örnek vermiyorum, örnek veriyorsun. Şu an hiç olan bir şey olduğundan bahsetmedik zaten. Tamam genel ama. Diyorsun ya bir örnek tamam. Veremezsin. Neden mesela. Şu an bağırıyorsun ki mesela? Yo ben bağırmıyorum şu an. Bağırıyorsun şu an. Yo bağırmıyorum. Sesin yüksek. Sen öyle algılıyorsun. Ben şu an bağırmıyorum, şu an bağırmıyorum. Bak şu an sesini düştü. Tamam. Çünkü ortaya bir iddia atıyorsun. Ben öyle bir adam değilim. Hakkımda boş yorum yapan şu an sensin. Bak hayır. Gürültü yaptığından bahsettim. Genel olarak bir yorum yapıyorsun. Boş yorum yapıyorsun demedin mi sen bana? Tamam. Boş. Geç, bak benim sana kurmuş olduğum cümle geçmişe yönelik bir cümleydi. Şu an için kurmuş olduğum cümle değil zaten. Tamam ben zaten şu andan kastetmiyorum. Tamam. Sen bana dedin ki boş yorum yapıyorsun bazen. Geçmişte yapmadın mı Murat? Neydi? Geçmişte yapmadım. Şu an için hatırlamadım mı sana söylüyorum ama geçmişte boş muhabbetlerin de oldu. Gürültü yaptığın da oldu. Gereksiz yere konuştukların da oldu. Abartmış 1'e 5 katarak konuştukların da oldu. Abartmış olduğum tamam. Yorumlar vardır ama yorumların boş bir yorum değil. Tamam. Ben boş yorum vesaire falan yapmadım. Sadece bir konuyu abartmış olabilirim. O konuda zaten senin yapmış olduğun bir konuydu. Bu.
Yani boş yorum yapmadım ben. Bir tane örnek ver diyorum, genel olarak diyorsun. Ya örnek onu mu hatırlayacağım kardeşim? Secerimi tutuyorum ya. Tamam o zaman genel olarak bana boş yorumda bir itham yapma. Boş muhabbeti yaptığını boş, söylerim. Sen şu an boş yorumu sen şu an yapıyorsun. Çünkü bak, bir herhangi bir şey yok. Orada sadece Murat dedim, bazen dedim gürültü yapıyorsun. Boş yorum da yapıyorsun. Şu anda da gürültü yapıyorsun. Tamam ben şu an sesim çünkü kükrüyor. Şu anda da gürültü yapıyorsun, anladın mı? Sen çünkü gürültü yapıyorsun. İthamda bulunuyorsun. Boş yorum yapıyorsun. Tamam bu kadar mı gocundan? Tamam ben gürültülü ses çıkarıyor olabilirim ama tamam hak edene hak. Bunu kabul ediyorsun şu an işte, anladın mı? Neyin o zaman carcırısını yapıyorsun bana? Ben boş yorumu kabul etmiyorum. Neyin carcırısını yapıyorsun bana? Bana boş yorum. Burada ilk attığın laf diyorsun ki bana gürültü yaptığından bahsediyor. Gürültü yaptığını kabul ediyorsun. Ben bunu kabul ediyorum. Neyin carcırısını yapıyorsun bana? Ben boş yorumu kabul etmiyorum. Anladın mı? Ben şimdi buna mı takıldın? Takıldım. Bana diyemezsin oğlum sen bana boş. Boş muhabbet yapıyorsun. Sen şu an boş muhabbet sen yapıyorsun. Sen boş yorum yapıyorsun. Boş muhabbet sen boş yorum yapıyorsun. Yapıyorsun boş muhabbet. Sen boş yorum yapıyorsun. Sen boş Allah yorum. Allah. Evet Allah Allah. Çok dolu konuşuyorsun. Kulları kulları ben çok dolu konuşuyorum. Çok dolu konuşuyorsun. Çok dolu konuşuyorum. Çok dolu konuşuyorum. Dokunma lan bana. Çok dolu konuşuyorum. Dokunma lan bana. Sen beni bırak, bir bırak beni. Tamam bir şey yapacağım zaten. Bir şey yapma. Şu an bana öyle bak, boş yapıyorsun diyemezsin bana. Boş yapıyorsun diyemezsin. Şey diyorsun, yanlış kelimeler kullanıyorsun. Bir dinle beni. Anladın mı? Murat, bir dinle beni. Yanlış kelimeler kullanıyorsun. Genel konuşuyorum diyor, bilmem ne diyor. Kardeşim, örnek veriyorum, örnek veremiyor. Siz benim boş yorum yaptığımı düşünüyor musunuz? Kardeşim. Saygıda duyarım bu arada. Ben dış gözü olarak söyleyeyim. Kanka, mesela ben çok yorum yapıyorsun ama üçü doğru oluyorsa bir ikisi yanlış oluyor. Yanlış yani farklı. Oluyor, yanlış dedim boş oluyor evet bazen ama bak, bunu 3-4 kişi söylüyorsa kabul edebilirim. Kardeşim. Örnek ver diyorum, örnek veremiyor. Burada kimse kimsenin doluluğuyla boşluğunu bilemez. Anladım. Ona göre dolu konuşursun, ona göre boş konuşursun ama bir şey olur. Öyle. Ama her türlü burada fikirlere açık olmamız lazım. Daha açığım kanka, ben kapalı demiyorum. Ben zaten diyorum ki örnek verebilir misin diyorum. Yok diyor. Ya yok. Yeni aslan yok, yok yani. Ya abi. Boş konuşmuyorsun ama çok fazla bazen yükseldiğin zamanlar oluyor. O yüzden hani insanlar geriliyor. O yüzden yükseliyorlar. Bak canım benim. Sevdiğim için söylüyorum. Mert de seviyorum, seni de seviyorum. Gayet güzel tartışıyorsunuz. Hiçbir sıkıntınız yok. Tek sıkıntınız böylesiniz gulu 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 gulu. Dinlemeye geçtiniz birbirinizi. Birbirinizi dinlemeye geçince anladınız. Anlamaya başladınız. Anlama bir anda bitiyor. Bittikten sonra horoz dövüşüne dönüyorsunuz. Sen şimdi durduk yere niye yüklendin? Boş yorum yapma. Yapıyorum kardeşim, sana ne de geç. Ben, yok kanka, benim yapımda o yok. Sen bunu diyebilirsin, ben diyemem kanka. Bak, ben çünkü boş yorum yaptığımı şahsen düşünmüyorum. Şöyle. Bak dedim ki ona, abartıyorum, yapabilirim. Evet yapmıştım. Ya. Böyle işte 6 tanesini beğenmiş, böyle abartıyorumu kabul edebiliyorum. Gürültü olarak evet çok sinirlendiğim zaman yüksek ses tonuyla konuşabiliyorum. Bunu da kabul ediyorum ama boş yorum yapmadım ben. Örnek ver diyorum. Şimdi onu mu hatırlayacağım? Abi böyle bir ithamda bulunuyorsun. O zaman bir şey dayanarak söylüyorsun. Söyle o zaman. Oğlum senin kız arkadaşını biz göndermeye oynamışız. Tepki bile veremiyorsun. Canım artık benim kız arkadaşım değil. Bana da garizim var. Artık kız arkadaşım değil. Kız arkadaşın diye tepki bile veremiyorsun. Ya neyin tepkisinden bahsediyorsun sen ya? Veremiyorsun kanka. Bunun bile gerek yok. Tamam, ben bu adama mı saldıracağım yani? Evet. Zaten elimde kalırsın. Belli. Zaten elimde daha kalırsın. Daha demin temaslarda bulunurken zaten belli. Zaten elimde kalırsın. Seni zaten elimden kalırmışım. Alamam. Alsana beline beni. Beni alsana. Oyuncak gibi oynadın. Beni alsana. Oyuncak gibi hadi oyna. Oyuncak seni var ya yo-yo yaparım sen ha. Sen mi? Çeviri sen çevir mi? Dururum yo-yo. Oğlum sen git bir jelibon ye lan. Sen oyuncak. Jelibon ye oğlum. Sen jelibon kahvaltıda jelibon ye lan. Lan jelibon da çok severim biliyor musun? Seni bir yerim. Hadi yesene. Seni bir yerim. Hadi yesene. Jelibon. Seni yesene. Jelibon. Ya hadi bir ye. Hadi jelibon. Bir yesene. Erkeğe bak ya, bu erkekliğini var ya, galada gösteremedin lan. Senin kız arkadaşını biz yazdık, tepki bile gösteremiyorsun. Konusunu bile açamıyorsun. Gelmişsin burada car car konuşuyorsun. Bir de senin karşısında böyle adammış gibi sana cevap veriyorum. Sen kimsin lan? Sen var ya, ben sana cevap verdim işte, haklısın. Ben haklısın. O değil mi öyle? Ne? Nasıl dağıldı konu? Ya sen o gözüm ya ne ya? Sen benim tamam, tartışan tavrıçan ya. Ya bırak bu işleri Murat. O yüzden cevap veriyorsun değil mi? O yüzden cevap veriyorsun. O kadar değil mi? Haklısın. Delikanlı bir adam olsaydı zaten seni tuttum cama vururum. Delikanlı mı? Çok delikanlısın Murat. Çok delikanlı. En delikanlı sensin değil mi? Bunu en iyi sen bilirsin. En delikanlı. Bunu en iyi sen bilirsin. Doğru, sen de çok iyi biliyorsun. Senin bana bir garezin mi var? Ne oldu? Senin bana bir garezin var Murat. Bak burada laf hata yine bana sensin. Ben orada saydım ki. Sen bana orada genel olarak benim gürültü yaptığını düşünüyorum. Örnek ver diyorum, örnek bile veremiyorsun. Ya okuduğunu tutacağım senin Murat. Ne oldu? O zaman senin az önce ortaya arkasına duracağın kelimelerin olmalı. Tamam, arkasına duruyorum diyorum ki gürültücüsün diyorum. Ben bunu kabul ediyorum. Tamam. Abartıyı da kabul ediyorum. Tamam. Boş yorum hadi söyle. Tamam, boş yorum yapıyorsun. Şu an boş yapıyorsun. Sen boş yapıyorsun. Boş bir adam olduğu için boş yorum yapıyorsun. Bir şey bulamadığı için. Boş bir adam olduğu için boş bir yorum yapıyorsun. Al sana örnek. Çünkü sen boş bir adamsın. Bak seni var ya, bak sakız gibi çiğneyeceğim. Hadi çiğnesene beni. Jelibon. Jelibon. Ya böyle değecek birisi olsa alacağım, çiğneyeceğim sakız gibi de. Ağzında böyle şey olacak. Anca konuş. Anca konuş Carcan. Sen ne yapıyorsun baba? Senin gibi boş yorum yapıyorum. Carcan. Senin gibi boş yorum gürültücü. Şu konuyu bana bir anlatın artık bakalım neymiş mevzu. Ne oldu oğlum ya?
kavga edeceğim potansiyelde birisi değil. Bellendiriyor. Nedir konu ne? Konu ne? Ya magazine olayı oldu, geldi bana işte yorum falan bulundu ya. İşte boş yorum yapıyor, gürültü yapıyor, bilmem ne yapıyor. Tamam, ben sinirliyken ses tonumu yükseltebiliyorum. Ben bunu kabul ediyorum. Bazı konuları abartıyorsun gibi bir algı oluşuyor. Abarttım da olmuştur bir konuda. Evet, özellikle onun konusu. Ben bunu da kabul ediyorum. Hani boş yorumu açıkla diyorum. Hangi konuda boş yorum yapmışım diyorum mesela. Durup dururken mi söyledim boş yorum yapıyorsun diye? Magazinde şey dedi ya. Magazinde bir yorumda bulundu. Ben de diyorum ki normal tartışıyorduk, normal insani bir şekilde. Örnek ver diyorum. Örnek veremiyorum diyor. Sonra ses tonları yükseldi. Genel diyor. Hani söyle diyorum, sen madem genel olarak boş yorum yaptığını düşünüyorsan örnek verebilirsin. Örnek veremiyor.